Karavan Güncükleri 3. bölümü bekleyen dostlarım, gözünüz aydın. Yine bu sefer çok tatlı bir macerayla geldim. O zaman başlıyoruz. Bu sefer Kastamonu Araç ilçesinde bulunan Fındıklı Yaylası'na gidiyoruz. Kış festivali olacağından oraya hem standımızı açalım hem de doğa ve macera severlerle beraber keyifli zaman geçirelim istedik. Doğa aşığı Ahmet abiyle beraber kafa kafaya verip yola çıktık. Tabii ki olmazsa olmaz beyaz güvercin karavanımızı da yanımızda götürüyoruz. Bizi her türden maceranın beklediğini biliyor ve o adrenalinle yol alıyorduk. Çünkü gideceğimiz yer bir yayla, kış ayında kar var ve kışlık lastiğimiz yok. Yolun başı gerçekten çok huzurlu başladı. İkimizde de inanılmaz bir mutluluk vardı. Ahmet abiyle mutluluktan birbirimize metiyeler dizerek 60 kilometre civarı düz yolda seyrettik. Sonrasında Araç ilçesinden yayla tarafına doğru döndük. Burada yol biraz inceldi. Doğaya yaklaştıkça içimizdeki o mutluluk adeta dışarı fışkırıyordu. Güzel köylerden geçtik. Sonrasında artık tekerimiz patinaja düştüğünden dolayı Bak bakalım elimizdeki bulabilecek tek kozu kullandık. O da kar çorabı. Ön taraftan bakarsam daha güzel görürsün. Abi sen var ya cansın, can, can, can. Sen de cansın, gülüm benim. Biraz pembe eldivenlerimizi giyelim. Şöyle. Evet, pembiş pembiş. Ben de yardıma geliyorum, dur. Dur dur, hiç gerek yok. Dakarım diyor. Aynen. Ya geri sağ ol, sağ ol. Hop tamam. Kim uğraşacak şimdi zincirle mincirle? Çorap. Ahmet abi bununla hız yapmayacağım. Yavaş gideceğim. Evet. Bir sıkıntı olmuyor. Müthiş dağ yollarından aheste aheste ilerliyorduk. Doğanın o muhteşemliği karşısında büyüleniyorduk. Bir süre sonra eğim artınca araç sürekli patinajla yol almaya başladı ve kar çoraplarını yırttı. Biz de bıçakla keserek çıkardık. Artık yola sadece lastiklerimizle devam edecektik çünkü zincirimiz yoktu. Geldik rotanın en sıkıntılı yerine. Sonradan öğreneceğiz ki kalanların hepsi zaten bu yolda kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkamayacağız abi ya. Dene bakayım. Geri kaçarsa ne yapacağız? Kaçmaz kaçmaz devam. Kaptırsan yeter getirin buraya. Dur, ver ayarı yeter. Heh tamam devam et. Devam et devam et devam et. Kas kesme. Kas kesme devam. Evet biz de kaldık. Arkamızda karavan olduğundan makaslamamak için yavaş yavaş indirmeye çalıştık. Dümene Ahmet abi geçti. Yerler de komple buzdu. Bence iyi bile tutunuyordu yani bu buzla. Karavanın çok yamulduğu yerlerde sağ olsunlar yoldan geçenler elleriyle düzelterek yardım ediyorlardı. Ve sonunda yoldan çekildik. Yokuşun altına kadar indirdik karavanı. Düz ve güvenli bir yer bulup karavanı orada bıraktık. Çünkü çıkarmamızın imkanı yoktu. Ama bir şekilde çıkaracağımızı da biliyorduk. Çünkü iki kafadar olarak bu rezillikleri yaşamaya geldik zaten. Macera nasıl? Çok şahane. Konfor pek bize göre değil. Arabamızla karavan olmadan yolları aşarak festival alanına kadar geldik. Yollarda driftler attık ama. Çünkü buzlu yollar devam ediyordu. Festivalin öncesindeki gün olduğu için henüz tuzlama yapılmamıştı. Sonunda festival alanına geldik. Şimdi hem kalan karavanımız için gördüğümüz kişilerden yardım isteyip hem de standımızı kuruyorduk. 4x4 aracı olanların bile karavanımızı çıkarmaya pek bir istekleri yoktu. Biz yine de gördüğümüzü soruyorduk. Yarım saat süren uğraştan sonra brandamızı taktık. Her tarafını iple güzelce bağladık ve gerdirdik. Yarın burada stand açacaktık. Brandamız da ancak iki tarafımızı kapatmaya yetti. Neyse orada çok tatlı bir abiyle tanıştık. Bize salep ikram etti. Kendisi Kastamonu'da da dondurmacıymış. Salep'ten başladık bakalım. Birkaç gün nasıl geçecek? İnşallah. Harika, müthiş. Kastamonu neydi abi? Tadım dondurma. Tadım dondurma oldu. Ayıp edeme söylersin. Eyvallah. Sonrasında da greyderci Mehmet abiyle tanıştık. Sağ olsun ben sizin arabayı karavanla beraber çekerim dedi. İndik tekrar karavanın yanına. O sırada bizim kaldığımız yerde başka birileri de sürekli kalmaya devam ediyordu ve kurtarılıyorlardı. Sıra bizim çekilmemize gelmişti ama o da ne? Aracın önüne halat bağlama demirini bir türlü bulamadım. O sırada Ahmet abi de aşağıdan arabanın bir yerlerine halatı bağladı. Greyder de bizi karavanla beraber çekmeye başladı. Zaten korkuyordum bağlanılan yerler kopabilir ve
vesaire diye. Bir de üstüne video çekeceğim diye el freni çekili unutmuşum. Arkadan jandarma falan ses çıkardı. Ahmet abinin hareketlerine bakın. Neyse, en azından ip kopmuyormuş, hadi yine iyiyiz diyerekten bize iki tane güzel yokuşu çıkarttırdı. Mehmet abi, Allah da sana zor zamanlarında yardım ediciler göndersin. Bizi tepeye kadar çıkarıp ayrıldı. Bize sadece ufak bir yokuşu inmek kaldı. Güzelce geldik ve alana kurulduk. Yarın buralar komple dolacaktı. O sırada ne öğrendik? Biz standı yanlış yere kurmuşuz. Yerler aslında belliymiş. Biz kafamıza göre kurmuştuk. Söküp tekrardan kurduk. Bugünkü işler de bittiğine göre artık karavana geçip huzurda olmanın vakti gelmişti ve Basto sayesinde dışarısı buz, içerisi ise sıcacıktı. Ahmet abi, nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Bu mutluluk anlatılmaz. Çok teşekkür ederim. Çok harbi güzel olmuş. Ben teşekkür ederim abi. Bak, olaya bak. Vallahi. Ya. Çok tatlı bir kar yağıyor. Pek belli olmuyor ama. Tarif edilemez bir huzur var şu anda, değil mi? Böyle anlatılabilir. Süper, süper. Kayınvalidemin hazırladığı Kastamonu usulü etli ekmek. Ellerine sağlık, Allah razı olsun. Şurada çayımız var, Karademlik'te demleniyor. Telefonlar çekmediği için akşam yürüyüşüne çıktık. Bir kilometre kadar yürüdükten sonra nihayet az da olsa çeken bir yere geçip sevdiklerimize ulaştık ve iyi olduğumuzu söyledik. Sonrası zaten iyilik, güzellik, sohbet, çay, çekirdek, yolda kalanları, itilen arabaları, kar yağışını falan izledik bütün gece. Güzel bir uyku çektikten sonra da sabaha uyandık. Büyük gün bugündü, festival başlayacaktı ama arabanın kapıları açılmıyordu. Bayağı uğraştıktan sonra zor açtık. Herhalde kumandanın pili soğuktan çalışmadı, bilmiyorum. O sebeple arabayı biraz çalışır durumda bıraktım. Gece zaten branda örtmüştüm. Herhalde -15 derecelere kadar düştü sıcaklık gece. Bu arada şu an gerçekten reklam yapmıyorum. Bunu söylemek benim için bir halk görevi. Geceden benden -32 derece Evolite'ın Hunter uyku tulumunu alan arkadaşlar sobasız çadırda sabaha kadar sıcacık yatmışlar. Eğer bu şekilde bir kamp yapacaksanız iyi ekipmanlara ihtiyacınız var. Oraya eğlenmeye gidiyoruz. Tabii işin çilesi de var ama üşümek bence hiç hoş değil. Neyse, sabah kahvaltı geçiyoruz. Emre Bey, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bakalım beğenecek misiniz Ahmet Bey? Ya sen yaparsın da beğenmem ben be. Şimdiden ben. Şimdiden beğendim. Beğen tuşuna basıyorum. İnanılmaz huzurlu bir kahvaltı. Bunun tadını gerçekten hiçbir şeye değişmem. Keşke aileler de olsaydı diye içimden sürekli geçirdim ama malum başımıza ne geleceği belli değildi. Standımıza eşyaları boşalttık ve arabamızı çekiyoruz. Ahmet abim hiç boş durmadı. Abim benim. Sonunda ekmek teknesini açtık. Hadi hayırlı olsun. Onaylı ve sertifikalı -32 derece uyku tulumları, -20 derece çoraplar, ızgara, kupa bardak, tüp, tozluk, ne lazımsa hepsini getirdik. Sobamızı da tam önümüze kurduk. Değmeyin keyfimize. Tabii bütün gün buzun üstünde durunca akşama doğru ayaklar içeride üşüyor. Geceye kadar eğlence devam etti. Kusura bakmayın, ben standtan ayrılamadığım için eğlenceleri çekemedim ama birçok yarışma oldu. Araç Belediyesi'ni gerçekten kutluyorum. Sonrasında standı kapatıp karavanımıza geçtik. Gece yine güzel bir uyku çektik. Sabah ettik. Çok tatlı bir kar yağıyor şu anda. Pazar sabahı. Büyük ihtimal bu kar doldurur. Şöyle göstereyim. Buranın arkası da dolu. Şöyle göstereyim. Oranın arkası da dolu. Ta ilerler var. Bayağı güzel. Offroad aracı olmayan bir tek bizim aracımız var. Başka da görmedim. Ha, şurada da var iki tane araç. Şu karşı taraflar full pickup offroad. Bir çay veresen. Ahmet abiye çay verdim. Güzel bir kahvaltı ile güne başladık.
Bugün festivalin ikinci ve son günüydü. Standı yeniden kurduk ama bu sefer 2 saat civarında durup yola koyulacaktık. Öğlen gibi ayrılmaya karar verdik. Bizim araç karavanı hiç çekemeyince sağ olsun Ahmet abinin bir tanıdığı bizim karavanı düzgün bir yere kadar çekti. Sonrasında artık temkinli bir şekilde 1 saatin sonunda asfalta kadar indik. Asfalta da süper bir şekilde kar yağıyordu. O şekilde eve kadar geldik. Her şey için teşekkür ederim Ahmet abi ve diğer yardımı dokunan herkes. Ben de bundan sonra tabii birazcık daha tedarikli olacağım. İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Çok güzeldi. Çok huzurluydu. Telefonların çekmemesi de gerçekten bize ayrı bir huzur kattı. Birbirimizle sohbet ettik. Yandaki karavanlara komşu olduk. Onlar bize geldi. Çok güzel anılar yaşadık. Çok güzel insanlar tanıdım orada. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Beğenin, abone olun. Sağlıcakla kalın efendim. Kampötesi.com'a da bekleriz. Açıklamada var.